O adam, kolyeyi çıkarınca önce kanatlandı, daha sonra alevlenerek şeytana dönüştü. Abone olun, korku dolu serüvenimize katılın. İsmi IG olan bu adam, çocukluk aşkı olan Merlin öldürüldüğünde baş şüphelidir. Basın onu izliyordu. Ailesinin yanına giden IG'in, ailesinin Perrişi'yi öldürmekte onun eli olduğuna inanıyordu. Bir gece Merlin'in cenazesine sarhoş gelir ve açıklanarak dine karşı gelerek putları kırar. Bunu gören Veronica onu kendi evine götürür. Ertesi sabah uyanan IG kafasına bir şeyler olduğunu fark eder. Ne olduğuna bakmak için aynaya önüne geçer. Kafasından resmen boynuz çıkmıştı. Ne yapacağını bilemeyen IG doktora gider. Burada garip olan aylar olmaya başlar. Boynuzların, insanları IG'ye en karanlık sırlarını ve arzularını anlatmaya zorlayan özel güçleri vardır. IG'nin emriyle, onlara göre hareket ederler. IG doktor gelir gelmez boynuzlarını kesmesini söyler. Doktor onu uyuttuktan sonra IG çocukluk anılarını görmeye başlar. IG, vişne bombası kazanmak için tehlikeli bir cesareti göze alır ve neredeyse boğulur, ancak çocukluk arkadaşı ve artık avukat olan Lee Thorne tarafından kurtarılır. IG kilisede tanıştığı kızın kolyesini tamir etmek için Lee'den yardım ister. Lee kolyeni kendi vermek isteyince vişne bombasıyla takas etme kararına gelir. IG Merlin'e kolyeni vermek için ormana götürür, oradaki gizli sığınağını gösterir. Daha sonra Lee bombayı elinde patlattığını duyar ve hastaneye koşarlar. Kiraz bombası yanlışlıkla elinde patlayınca Lee iki parmağını kaybeder. Bu esnada uyanan IG doktorun boynuzlarını kesemediğini fark eder. IG anne babasını ziyaret eder ve boynuzların gücü altında annesi, onu oğlu olarak istemediğini ortaya çıkarır ve gitmesini ister. Babası ona Merlin olmadan değersiz olduğunu söyler ve arkadaşı DNA testlerinin yapıldığı laboratuvarı yakmasına yardım ettiğini itiraf eder. IG Merlin'in kim öldürdüğünü bulmak için bara giderken yolda basına yakalanır. Herkes ondan Merlin'le ilgili bir cevap istiyordu. IG kavga edin kim kazanırsa ona söyleyeceğim der. Onlar kavga ederken IG bara girer ve Merlin'le ilgili kimin ne bildiğini sorar. Birkaç kişi en derin ve en karanlık sırlarını itiraf eder ve barmen sahibi sigortayı tahsil etmek için binayı yakar. IG bir itiraftan davadaki yeni tanığın, Merlin'in öldüğü gece ondan ayrıldığı lokantadaki garson olduğunu öğrenir. Onu bulur ve kız ünlü olmak için hikayeler uydurduğunu söyler. Oradan ayrılıp abisinin çalıştığı yere gelir. Abisiyle konuştuğunda abisinin Merlin'in öldüğü gece orada olduğunu ve gece eve giderken onu götürdüğünü öğrenir. IG, Terry'e dokunduğunda o gece ne olduğunu görür. Merlin, evine giderken arabayı terk etti ve ormana koştu. Terry arabada bayıldı ve ertesi sabah elinde kanlı bir taşla uyandı ve Merlin'i ağaç evin altında ölü buldu. Olaya karışacağından korkarak kaçtı. Çileden çıkan IG, başka bir çocukluk arkadaşı olan memur Eric Hannity tarafından tutuklanana kadar Terry'e saldırır. Ertesi sabah IG, Lee'nin yardımıyla hapisten çıkar. IG, Lee'nin Merlin'in çapraz kolyesini taktığını fark eder ve ona bu konuda sorular sorar. O gece ilerleyen saatlerde IG, nereye giderse gitsin yılanların onu takip ettiğini fark eder ve onları garsondan intikam almak için kullanır. Daha sonra Terry'i aşırı dozda uyuşturucu kullanmaya zorlayarak Terry'nin Merlin'in ölümüyle ilgili anılarla eziyet çekmesine neden olur. IG, rıhtımda Lee ile buluşur ve Merlin'in kolyesini çıkarır. Lee'nin kolyeyi taktığı için boynuzları göremediğini fark eder. Ormana kadar takip etti. Merlin, IG'yi dünyadaki herkesten daha çok sevdiğinde ısrar ettiğinde, Lee kıskanç bir öfkeyle ona tecavüz etti ve onu bir taşla öldürdü, kolyesini çaldı ve kanlı taşı Terry'nin üzerine bıraktı. IG'yi alt eder ve arabasında ona ateşe vererek IG'nin körfeze doğru sürmesine neden olur. IG'nin suçu itiraf ettiğini ve intihar ettiğini iddia ediyor. Boynuzlar, IG'nin korkunç bir şekilde yanarak ve şekli bozularak hayatta kalmasına izin verir. Artık IG'nin masum olduğuna inanan Merlin'in babası, ona Merlin'in kilitli kutusunun anahtarını verir. IG, Merlin'in haçını taktığında, vücudu eski haline döner ve boynuzları kaybolur. Kilitli kutuda, Merlin'den IG'ye evlenme teklif edeceğini bildiğini ancak kanserden ölmek üzere olduğunu ve onun acı çekmesini istemediğini, bu yüzden başka birini sevme bahanesiyle onu uzaklaştırdığını açıklayan bir not bulur. IG, Lee ile yüzleşir ve onu Merlin'in öldürüldüğü ormana götürür. Eric ve Terry, Lee tutuklamak için gelir. Lee cinayeti itiraf eder, ancak sonra neşeyle erici öldürür ve Terry'i yaralar. IG kolyeyi koparır, bir çift kanat çıkarır. Ancak alevler içinde patlayarak şeytani bir canavara dönüşür. Lee onu ölümcül bir şekilde yaralamasına rağmen, IG Lee boynuzlarından birine saplar ve telepatik olarak Lee'nin boğazından aşağı bir yılanı zorlayarak onu öldürür. İntikamının her şeyi tükettiğini söyleyen IG, aldığı yaralardan ölür ve için için yanan cesedi sertleşmiş kül haline dönüşür.